Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de, eğil de kulak ver bu sessiz yığın. Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere okulumuz sosyal bilgiler öğretmenini Seval Erenoğlu'nu buraya davet ediyorum. Sayın Müdürüm, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Üstad Hüseyin Nihal Atsız diyor ki, sızlasa da gönüller gidenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık, kahramanlık içerek acı ölüm pasından, ileriye atılıp bir daha dönmemektir. Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenleri, tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yad etmek üzere, Çanakkale şehitlerimizi hatırlamak üzere huzurunuzdayız. 95 yıl önce, çok değil, 95 yıl önce, yüz binlerce vatan evladı, bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale'ye çağrılmıştır. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değil. Eğer amaç vatan savunması ise, eğer amaç hürriyet davası ise, bir ölüm kalım mücadelesi ise buna savaş diyemezsiniz. Ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur. Çünkü vatan dediğimiz bu toprak, diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Bana deselerdi ki Çanakkale'yi üç kelimeyle anlatın. Derdim ki, geldiler, gördüler, döndüler. Evet geldiler. 1915 Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti dünyanın en büyük devletleriyle mücadele ediyor. İngiltere, Fransa, Rusya beraberinde getirdikleri binlerce sömürge askeri Osmanlı'nın kalbine giden Boğaz yoluna pençelerini taktı. Çünkü amaçları şuydu: İstanbul, başkent İstanbul alınırsa Osmanlı tarihe karışacak ve Türk milleti bu topraklardan atılacaktı. Geldiler. Ama ben diyorum ki gördüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değildir. Onlar 1071'den beri geliyorlar. Bin yıldır bu milleti bu topraktan atmak için geliyorlar. Ha bu sefer topyekün geldiler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değildir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki Çelik ve barut inancın, imanın, azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki çocuklar, ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktü. Vatan davasıydı çünkü. Şimdi soruyorum sizlere, vatan ne demek? Şu an üzerinize bastığınız kara toprak mı? Ya da sınıflarınızda sınırları çizilmiş, haritalarınızda her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki değil. Birileri, bizden önce giden birileri o coğrafya parçasını vatan yaptılar. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa ve canla ödenmişse bedeli, artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan özgürlük, hürriyet vatan. Her gün eve gidiyorsunuz buradan. Çıkıyorsunuz özgürce çantanız sırtında. Bir taşa vuruyorsunuz ayağınızı. Islık çalıyorsunuz belki. Şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla. Kimse önünüze çıkıp dur, yürüme bu yoldan demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz, ne rahat. En özgür, en huzurlu olduğunuz yer. Başımı sokacak bir evim olsun, başka bir şey istemem. Ben de diyorum ki, vatanımın, evimin evidir vatan. Ben özgürlük istiyorum.
bu bayrağın altında konuşuyorsam şu an ve hepiniz ciğerlerinize şu an nefesi çekiyorsanız bir, unutmayın gençler, birilerin nefesini kaybettiği için biz bu özgürlüğü yaşıyoruz. Ve o yüzden, nereden geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Döndüler diyorum. Çanakkale öyle bir yer ki yokluk varlığı yenmiştir. Maneviyat maddiyatı yenmiştir. Ve çocuklar özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zincirini kırmıştır. Ve o gidenler, o yüz binler, canlarını düşünmeden bu toprağa veren yüz binler için Yüce Allah diyor ki onlara öyle demeyiniz, onlar diridirler. Ve ben diyorum ki şu an bizi izliyorlar. Buradalar. Yanımızdalar. Onların taşıdığı o asil ruh, biliyorum ki gençler bizim damarlarımızda. Şu an o ruhun kıpırdanışlarını hissediyoruz. Onlara ölü demeyiniz. Malazgirt şehitleri. Burada. Çanakkale şehitleri. Burada. Sakarya şehitleri. Burada. Güneydoğu şehitleri. Burada. Mustafa Kemal Atatürk. Burada. Mekanları cennet olsun. Hepsine selam olsun. Ruhları şad olsun. Soruyor Çanakkale. Şimdi Çanakkale adlı şiiri okumak üzere 2A sınıf öğrencilerinden Şevval Nur Kütüğü buraya davet ediyorum. Biraz yaklaş Şevval. Çanakkale, seni anlatmaya yetmiyor dilim. Bayrağın burcunda al Çanakkale. Değilsin sadece şirin bir ilim, diyetin ödenmiş bil Çanakkale'm. Daha 15'inde küçücük yaşı, tekbirle çınlatmış dağ ile taşı. İman dolu göğsü, gururlu başı, Mehmet'imin kanı sel Çanakkale'm. Kimi harbiyeli, kimi liseli, delikanlı olmuş deli mi deli. Sarmamış kolları taze güzeli Ayşeler, Fatmalar, dul Çanakkale'm. Vatanın toprağın deyip uğruna, sarılıp imanla al bayrağına. Kınalı kuzular girmiş bağrına, koynunda şehitler gül Çanakkale'm. Analar kınayla cepheye sanmış, nice koç yiğidim burada kalmış. Sakın, sakın demeyin şehidim ölmüş. Lal olsun söyleyen dil Çanakkale'm. Batacak sanmışlar Türk'ün güneşi. Mehmet'imin bağrında iman ateşi. Destanlar yazdırdı, yoktur bir eşi. Dillerde Türk'üsün gül Çanakkale'm. Durup da bir yudum suyunu içtim, basmadım toprağa dikeni seçtim. Dualar akıyor edeple geçtim, ölürüm uğruna bil Çanakkale'm. Devam edeceğiz.